15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemizdeki her alandaki birlik ve tek yumruk olarak daha da güçlüyüz ortamı Mersin'deki demokrasi nöbetine de yansıdı. Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi, şehitlere ve gazilere saygı mitingine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katılarak tek yürek olarak dünyaya demokrasi dersi verdi. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan demokrasi nöbetinde konuşmalar öncesinde Kur'an okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Mersin Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından alandaki dev ekranda Cumhuriyet Meydanı'nı dolduran binlerce Mersinli, hep birlikte İstanbul Yeni Kapı'da yapılan büyük mitingi canlı olarak izledi. İstanbul mitinginin ardından Bakan Lütfi Elvan, Mersinlilere teşekkür konuşması yaptı. Çok değerli hemşehrilerim, bugün tarihi bir gün yaşadık. Hiçbir zaman unutmayacağımız, bizlerin değil, çocuklarımızın, torunlarımızın dahi unutmayacağı tarihi bir gün yaşadık. İstanbul'da Yeni Kapı'da Sayın Cumhurbaşkanımız, Meclis Başkanımız, Başbakanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı tüm milletimize ve dünyaya seslendi. Dünyaya şu mesajı verdiler: biz 79 milyon olarak biriz, beraberiz, diriyiz, iriyiz dediler sevgili kardeşlerim. Evet, güçlü Türkiye için, büyük Türkiye için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bugün burada bu organizasyonu gerçekleştiren başta Sayın Valimiz olmak üzere tüm siyasi partilerimize, siyasi parti il başkanlarımıza, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve diğer belediye başkanlarımıza, kaymakamlarımıza, yargı mensuplarımıza, komutanımıza ve tüm diğer kamu, kurum ve kuruluşlarından gelip bu organizasyona katkı sağlayan kardeşlerimize ve değerli kardeşlerim, sizlere huzurlarınızda çok teşekkür etmek istiyorum. Bugün bizler milletvekilleri olarak yine kamu, kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, milletimiz olarak, Mersinli hemşehrilerimiz olarak, hemşehrilerimiz olarak sizler bu meydanı doldurdunuz. Birliğimiz için, beraberliğimiz için, dayanışmamız için doldurdunuz. Ama bu resim son derece önemliydi. 81 ilimizde bu tabloyu yaşadık. Milyonlar İstanbul'daydı. Düşmanlarımız gördü. Bu milletin yıkılamayacağını gördüler. Sizler destan yazdınız. 15 Temmuz akşamından itibaren her türlü fedakarlığı gösterdiniz. Ve bugün bu toplantımızla 15 Temmuz akşamından itibaren o meydanlardaki direnişinizi, gösterinizi, demokrasiye olan bağlılığınızı bugün taçlandırdınız. Allah sizlerden razı olsun diyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum sevgili kardeşlerim. Mersin Cumhuriyet Meydanı'ndaki coşku ve gurur gece geç saatlere kadar devam etti. Haydi Mersin! Geleceğimiz güçlü yarınlar için, çocuklarımız için, büyük Türkiye için. Oh!
AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15 Temmuz'un sadece bir darbe girişimi değil, aynı zamanda bir işgal harekatı olduğunu belirterek, ülkemizi uçurumun kenarından hep birlikte sizlerin desteğiyle Türkiye'mizi kurtardık dedi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de demokrasi ve şehitler mitingi düzenlendi. Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan platformdan vatandaşlara seslenen AK Parti Mersin Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, 15 Temmuz'da darbecilerin duvara çarptığını söyledi. Türkiye için nöbet tutan, milli birliğimiz için, beraberliğimiz için, cumhuriyetimiz için nöbet tutan ve bu cumhuriyet meydanını dolduran siz değerli Mersinli hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Evet, bugün tarihi bir gün. Karşımda Mersin'imizin birlik, beraberlik fotoğrafını görüyorum. Yine karşımızda Mersin'imizin bir bütün olarak asıl ve asil duruşunu görüyorum. 15 Temmuz akşamından itibaren tüm siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, yazılı ve görsel tüm basın ve medya kuruluşlarımız ve sizler, değerli milletimiz, Mersinli hemşerilerimiz, yiğit insanlar, 15 Temmuz akşamından itibaren darbeye karşı dik bir duruş sergilediniz. Elin asırlı ninelerimiz, elin asırlı dedelerimiz demokrasi direnişi sergiledi. Çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz bir bütün olarak Türkiye dediniz. Bir bütün olarak demokrasi dediniz, vatan dediniz, millet dediniz, ay yıldızlı bayrak dediniz sevgili kardeşlerim. Değerli hemşerilerim, Allah razı olsun, hepinizden razı olsun. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz akşamı Haşhaşi başının Pensilvanya'daki terörist başının talimatıyla ve onun örgütüne mensup o hainlerce darbe girişiminde bulunuldu. Türkiye'mizi yok etmeye çalıştılar. Demokrasimizi ortadan kaldırmaya çalıştılar. Milli birliğimizi, beraberliğimizi yok etmeye çalıştılar. Ama sizler vatanınıza sahip çıktınız. Milletimize sahip çıktınız. Devletimize sahip çıktınız. Ve ay yıldızlı bayrağımıza sahip çıktınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıktınız. Sizlere çok teşekkür ediyor. Allah sizlerden razı olsun diyorum. Ve bu darbecilere en büyük ceza neyse bu ceza verilecektir sevgili kardeşlerim. Hiç tereddüdünüz olmasın. Konuşmasının ardından Bakan Lütfi Elvan'la sahneye çağrılan protokol üyeleri ellerindeki Türk bayraklarıyla birlik pozu verdi. Tek sevdamız Türkiye, tek sevdamız Türkiye. Vatan bizim, can bizim, İzmir bizim, Van bizim. Bitmeyen heyecan bizim, tek sevdamız Türkiye. 7 Ağustos Pazar günü Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Demokrasi, Şehitlere ve Gazilere Saygı mitinginde bir konuşma yapan Mersin Valisi Özdemir Çakacak şunları söyledi. Aziz hemşehrilerim, sevgili kardeşlerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Aziz milletimin değerli evlatları, 15 Temmuz gecesinden beri
Sayın Cumhurbaşkanımızın sizleri meydanlara daveti üzerine 79 milyon millet evladı o günden beri meydanlarda vatanı için, bayrağı için, demokrasi için, milli irade için meydanlarda. Hepiniz dik durdunuz. O günden beri bu meydanlarda olan siz değerli aziz hemşehrilerimizin başı daima dik olsun. Sizin başınız dik oldukça bu milleti başını hiç kimse eğemeyecektir. Ben Mersin valisi olarak hepinize en içten şükranlarımı ifade ediyorum teker teker. Allah hepinizden razı olsun. Sizler var oldukça bu topraklarda ne FETÖ, ne PKK, ne DAEŞ ve de hiçbir terör örgütü barınamayacaktır. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle kucaklıyor. Allah'a emanet ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen Demokrasi ve Şehitler mitingine katıldı. Binlerce Mersinli ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'na geldi. Miting, okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise kendi yazdığı kahramanlık şiiri ve yapmış olduğu konuşmayla Mersinlilere milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Düşmana göz kırpmadan saldırmak, kahramanlık, vatana sadakatle bağlanmak, kahramanlık, hilalin gölgesinde şahlanmak, kahramanlık ne durup boş yere beklemektir, kahramanlık azmetmek, zafere erişmektir. Kahramanlık yılmadan milletine hizmettir. Kahramanlık zorlukta boğulup ölmemektir. Kahramanlık alınmaz para ile, mülk ile, kahramanlık cesaret yaradandan hediye. Kahramanlık korkusuz dalmaktır ileriye. Kahramanlık bir şandır, dönülemez geriye. Kahramanlık ne yerde ne göklerde aranır. Kahramanlık her yerde İnançla tamamlanır. Kahramanlık bayrağın gölgesinde olmaktır. Kahramanlık milletteki o coşkuyu bulmaktır. Kahramanlık çağları deviren kasırgadır. Kahramanlık acaba ilahi bir sır mıdır? Kahramanlık davaya sadakatle inanmak, kahramanlık acıya her ortamda katlanmak, kahramanlık hedefe koşmak ve hiç durmamaktır, kahramanlık hedefi 12'den vurmaktır, kahramanlık belki de gizemli bir yarıştır, kahramanlık yolunda İnsanlığı barıştır. Kahramanlık uğrunda koşmalı gece gündüz, kahramanlık peşinde insan uyur mu gündüz? Kahramanlık peşinde gönüller buluşmalı, kahramanlık doğuştan sanki yazgı olmalı. Kahramanlık her işin kuralına uymaktır. Kahramanlık her işte sorumluluk almaktır. Kahramanlık gerekse karlarda üşümektir. Kahramanlık bir yola çıkarken düşünmektir. Kahramanlıkta kavga barış için yapılır. Kahramanlıkta kurşun zulmedene sıkılır. Kahramanlık her yerde
milletle kaynaşmaktır. Kahramanlık yılmamak, ileri atılmaktır. Kahramanlık tarihe kazınan bir mühürdür. Kahramanlık düşmana atılan bir düğümdür. Kahramanlık düşmanı çözmektir, ilmek ilmek. Kahramanlık kesin kes, sorunu kökten çözmek. Kahramanlık bıkmadan, usanmadan koşmaktır. Kahramanlık sonunda zafere ulaşmaktır. Kahramanlık tanka rağmen hürriyete bakıştır. Kahramanlık bir duruş, insanlığa akıştır. Kahraman olmak için biraz gerek heyecan, kahramanlık yolunda terk edilir tatlı can. Kahramanlık güzel şey, yaşanan gerçek için. Kahramanlık güzel şey, hak yolu seçmek için. Kahramanlar geçerken millet sel olur akar, kahramanı olmayan bir millet şaşkın bakar. Saygıdeğer bakanım, çok değerli valim, milletvekillerimiz, saygıdeğer protokol, hanımefendiler, beyefendiler, Türk milletinin kahraman evlatları, demokrasi için, cumhuriyet için, şehitlerimiz için, gazilerimiz için bu coşkuyu paylaşmak üzere buraya kadar geldiğiniz ve bu mekanı şereflendirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Ülkemiz 15 Temmuz gecesi maalesef geçmiş alışkanlıklarını bir türlü terk etmek istemeyen FETÖ terör örgütünün militanlarınca karıştırılmak ve bölünmek, parçalanmak istendi. Aslında yapılmak istenen bu milletin evlatlarını saf saf ayırmak, birbirine kırdırmak, ülkemizi de bölüp parçalamaktı. Ama Allah hepinizden razı olsun. Ordunun içerisindeki bu bir güruhun dışında vatanını, milletini seven, bayrağına sahip çıkan gerek ordudaki subaylarımız, gerekse polislerimiz bu yanlış anlayışa dur dedi, ayağa kalktı. Sizler de onlara çok büyük destek verdiniz. Sokakları doldurdunuz, yolları doldurdunuz, meydanları doldurdunuz, tanklara, toplara dur dediniz, şehit oldunuz, gazi oldunuz, ama bu millet, bu vatan ila nihaye var olacak dediniz. İşin en kötü tarafı da bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyen hainler milletin arasına, saf inançlı insanlarımızın arasına Allah diyerek, kitap diyerek, peygamber diyerek girdiler ve o süfli emellerini Türkiye'yi birine, bir yerlere peşkeş çekmek için kullandılar. Ama herkesin bir hesabı vardı. Cenab-ı Allah'ın hesabı hiç şaşmazdı. Ve Cenab-ı Allah'ın hesabı şaşmadı. Onların fevri döndü. Onlar şu anda bir yerlere gittiler ama millet halen meydanlarda dimdik ayakta Allah'ın izniyle. Değerli hemşerilerim, bu terör örgütü yıllardır milletin geleceği üzerine oyunlar oynuyor, kumpaslar kuruyordu. Tarsus'ta da bizim
yönetimimiz döneminde belediyeye kumpaslar kurmuşlardı. Ama Allah'a çok şükür ki Allah doğrunun yanında ve o kumpaslar hep boşa çıktı. Ve bugün o dönemde bizim üzerimize kumpas yapan dönemin savcısı önce Trabzon'a başsavcı yapıldı. Daha sonra Samsun'a 17-25 Aralık olaylarından sonra düz savcı olarak atandı ve bugün de tutuklanmış durumda. Allah bu millete zeval vermesin. Allah bu devlete zeval vermesin. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Bizi birbirimize düşürmek isteyen hainlere fırsat vermesin. Allah FETÖ canilerine bir daha bu fırsatı vermesin. Milletimize de yeni bir 15 Temmuz'u yaşatmasın diyorum. Tabii ki bu karmaşık ortamda zaman zaman çok dikkatli olunmayabilir. Bazen yanlış algılamalar da ya da tezviratlar da olabilir. Ama inşallah biz devletimizin polisine güveniyoruz. Adliyesine güveniyoruz. Bu polis ve adliyedeki yanlış adamların temizlendiğini de biliyoruz. Ve diyoruz ki kurunun arasında yaş yanmasın. İnşallah daha güzel günlerde, daha coşkulu bir şekilde bir ve beraber olmak üzere hepinize bir kez daha saygılar, sevgiler sunuyorum. Ve diyorum ki sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet. Ne mutlu Türk'üm diyene. 7 Ağustos Pazar günü Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen Büyük Demokrasi mitingine katılan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, İçel TV'ye konuştu. Yüce Türk Milleti 15 Temmuz'dan beri bir sınav veriyor. Bu sınav Cumhuriyeti koruma, demokrasiyi koruma, siyaset kurumlarını koruma, millet olmanın şuuru içerisinde, sevinçte, tasada, kaygıda, acılı anlarda bir ve beraber olmanın, tek yürek olmanın o birlikteliğini resmediyorlar ve bugün özellikle Türkiye'nin bütün vilayetlerinde İstanbul başta olmak üzere ki bütün siyasi parti liderleri bir arada beraber olmada hakikaten belki de en güzel örneklerden vatanın dara zora düştüğü zaman siyasi kimlikler bir yana ki söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen Ulu Önder Atatürk'ün onun verdiği icazetle yol yürüyen bütün millet bugün meydanlarda bu birlikteliği dosta güven, düşmana korku salmak suretiyle şer odaklarına, vatan hainlerine hakikaten bir ve beraber olmanın, tek yürek olmanın o güzelliğini yaşatıyorlar. Ben tabii bu güzelliği 15 Temmuz akşamından bugüne kadar bu meydanlara inip demokrasi sınavı veren, Cumhuriyeti koruma anlamında o net duruşu sergileyen Yüce Türk Milleti'nin bütün ferdine teşekkür ediyorum. Tabii bu arada tarihimizde hakikaten dönüm noktaları vardır. Çanakkale gibi, işte demokrasinin korunması gibi. Türk tarihi çok zengin. Derinliklerden, Orta Asya'dan bugüne kadar birçok zaferler kazanmıştır. Birçok mücadeleler içerisinde olmuştur. Bu coğrafyada yaşamak gerçekten zor ama bu coğrafyada yaşayabilmek için de bir ve beraber olmak lazım. Nasıl ki Çanakkale'de Seyit Onbaşı'nın bir duruşu vardı. Onun yaptığı o dev top mermisini iman gücüyle kaldırarak bir tarihin dönümüne vesile olmuştur. Demokrasinin korunması noktasında da Ömer Halis Demir gibi, 1. Ordu Komutanı gibi, Devlet Bahçeli gibi hakikaten duruşlarıyla bir dönümü, bir darbenin yok edilmesi noktasında göstermiş olduklardı. Bunun yanı sıra 274 tane de demokrasi şehidini anmadan edemeyiz tabii ki. Allah
mekanlarını cennet eylesin. Şehit şehadet şerbetini içmiş olan bütün vatandaşlarımızın dolayısıyla bu toprakları kanlarıyla canlarıyla vatanlaştıran başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından siyasetteki sıcak hava Mersin'deki 7 Ağustos'ta düzenlenen demokrasi nöbetine de yansıdı. Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın yanı sıra AK Parti ve MHP milletvekilleriyle belediye başkanları, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ve vatandaşlar tek yürek olarak demokrasiye sahip çıktı. Alanda CHP il ve ilçe yöneticilerinin ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin olmaması dikkat çekti. CHP heyetinin alana geldiği ancak alana alınmadıkları gerekçesiyle geri döndükleri açıklandı. Demokrasi mitingine katılacaklarını açıklayan ve bütün imkanlarını seferber ederek üyelerini mitinge davet eden Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Örgütü, ellerinde taşıdıkları Atatürk resmi olan bayraklar yüzünden alana alınmadıklarını iddia ederek darp edilen bir kişinin de var olduğunu söylediler. Engellemeyi yapan kişilerin AK Parti İl Teşkilatı tarafından görevlendirilen kişiler olduğunu savunan Cumhuriyet Halk Partisi Mersin heyeti, konu hakkında gerekli suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. Konu hakkında açıklama yapan CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Çamak, valilikçe varılan mutabakat üzerine Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve üzerinde demokrasi ile Cumhuriyet yazılı flamalarla Cumhuriyet alanına CHP olarak giriş yaptık. Emniyetin izin vermesine karşın AKP'li yöneticilerin engellemeleriyle karşılaştık. Hatta bir partili bizde darp edildi. Oysa meydanda az da olsa AKP'nin bayraklarını gördük, bu durumu da fotoğraflarla belgeledik. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi olarak o alanda kalamazdık. AKP'nin demokrasi anlayışına alet olmadan Cumhuriyet meydanından ayrıldık ifadesini kullandı. Mersinli 23 yaşındaki İsmail Bal, 24 yaşındaki Seyfettin Orhan ve 27 yaşındaki Çağrı Acıkavak, Fethullahçı terör örgütü yandaşlarının sistematik işkenceleri sonucunda askeri okullardan ayrılmak zorunda kaldı. 2006 yılında Kuleli Askeri Lisesi'ndeki eğitimini tamamlayarak Kara Harp Okulu'na başlayan Seyfettin Orhan, baskılar sonucunda 2013 yılında okulu bırakmak zorunda kaldı. Seyfettin Orhan'la birlikte eğitim alan İsmail Bal da eğitim adı altında işkence gördüğünü anlayınca arkadaşıyla aynı kaderi paylaşarak okuldan ayrıldı. Harp Okulu'na girdiğimiz andan itibaren Ağustos ayında intibak kampına biz başladığımızda sistematik bir şekilde bize karşı bir belli öğrencilere karşı bir işkence ve mobbing uygulanıyordu. Bunun sebebini o an net bir şekilde görememiştik ama daha sonra ilerleyen kısımlarda bu öğrencilerin belli başlı öğrenciler olduğunu ve bu öğrencilerin bir şekilde bir yol bulunup Türk Silahlı Kuvvetleri'nden uzaklaştırıldığı veya ayrılmak zorunda bırakıldığını daha sonraki ilerleyen günlerde biz görmüş olduk. Askeriyenin eğitimleri normalde standart eğitimler vardır. Şınav, çök, kalk, yat gibi standart bütün askerlerin yaptığı eğitim türleri vardır. Bunları normal bir askerin dayanamayacağı şiddette bizlere karşı uygulandığı oluyordu. İnsanlık onuruna yakışmayacak, insanın haysiyetine, onurunu, şerefini zedeleyecek nitelikte hakaretler veya arkadaşlarımızın zoruna gidecek şekilde muamelelere maruz kalıyorduk. Bunlar bazı zamanlar hakaretler oluyordu, sözlü hakaretler oluyordu, sözlü tacize kadar varan şeyler oluyordu. Daha sonra çeşitli iftiralar oluyordu, hırsızlıkla suçlanan arkadaşlarımız oluyordu. Biz de bunlara maruz kaldık. Daha sonrasında disiplinli notumla oynamaya başladılar. Eğitim sonrası silah bakımları yapılır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Yaptığım silah bakımında bana savunma gönderen komutanın silahla inmeden silahımı kontrol edip bana silahımın kirli olduğuyla ilgili disiplin cezası verdiği zamanlar oldu. Ve bunun o subayın silahlık sorumlusu arkadaşımız o subayın silahları kontrol etmediğini söylediği halde yani oturduğu odasından benim silahımın kirli olduğunu karar verip bana bu şekilde cezalar verilmeye başlanmıştı. Herkesin tabii ki hayali sonuçta bu mesleğe o silah arkadaşım dediği insanlarla bitirip devam ettirmekti. Yani herkesin hayaliydi tabii ki oraları bitirebilmek, oradan mezun olmak, vatanına milletine iyi bir subay olabilmek. Durum hayatımız boyunca geçmeyecek yani. Yani bu
içimizdeki burukluk hiçbir zaman geçmeyecek. Kim ne yaparsa, isterse hiçbir şey olmasın. Yine de bu içimizdeki şey geçmeyecek hiçbir zaman. İade itibarımızı istiyoruz biz bu arkadaşlar olarak. Bunun için de çok çabalıyoruz. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz her yerde. Harp okulundayken 2013 senesinde ayrılmadan önce kış vaktindeydi. Maalesef ani bir sebepten dolayı babamı kaybettim. Babamı kaybettiğim gün beni çağırdılar odaya. Odaya çağırmışlardı işte bölük komutanımız. Şu an o tutuklandı. Bölük komutanı dediğim insan. Odaya çağırdı beni. Daha kapıdan içeri adımımı atmadan, daha kapıdan girip yani girmek üzereydim tam. Ayaktayken direkt bunu bana söyledi. Ya yaşayan insanlar bilir belki ama gerçekten zor bir durum. Yani bunu direkt söylediğinde ben çok kötü hissettim kendimi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde Fethullahçı terör örgütüne yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mecit'in de bulunduğu 4 kişi adliyeye sevk edildi. 15 Temmuz Cuma günü darbe girişimine destek verdikleri belirlenen kişilere yönelik yürütülen operasyonlar devam ediyor. Anavur Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçlerince Bozyazı ilçesinde bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar sonucunda aralarında ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Mecit, Afrika kıtasında bulunan Ruanda Cumhuriyeti'nde Fethullahçı terör örgütüne ait okulda öğretmenlik yapan Mustafa Gübeş, Aydıncık'ta öğretmenlik yapan İbrahim İliman ve Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde öğretmenlik yapan Gülsüm Akça gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi devlet hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından kişiler güvenlik önlemleri altında Anamur Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından 3 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye çıkartıldı. Mahkeme Mustafa Gübeş ve İbrahim İliman'ı tutuklarken Gülsüm Akça'yı ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Hasan Mecit'in ise savcılık ifadesinin devam ettiği öğrenildi. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi çalışanı 23 kişi adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında adliye personelinden 63 kişi de gözaltına alındı. Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilen 23 kişi adliyeye götürüldü. Adliyeye çıkartılan kişilerin bilgisayarlarına el konularak inceleme yapıldığı ve delil arandığı bildirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Ağustos ayı toplantısının birinci birleşimi Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısında Limonluk Kavşağı'na yapımına başlanan Katlı Kavşağın isminin Demokrasi Kavşağı olması kararlaştırıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 6 ve gündem dışı 8 madde görüşüldü. İdare teklif maddelerinin görüşülmesi ve ilgili bilim komisyonlarına oy birliğiyle havale edilmesinin ardından meclis toplantısında gündem dışı maddeler konuşuldu. Toplantıda kırsalda yapılan yol çalışmalarının bu yıl sonuna kadar bitirileceğini ifade eden Başkan Kocamaz, kırsal kesimdeki yolların çok az bir bölümü kaldı. Bu yollara kent içi yollar dahil değil fakat bu yıl sonuna kadar kırsaldaki yolları kesinlikle bitireceğiz dedi. Bu yıl yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle yaşanan su sıkıntısıyla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz şöyle konuştu. Değerli arkadaşlar, birimlerden gelen konular tamamlandı. Komisyonlardan gelen evrak yok. Dolayısıyla gündeme sonradan ilave ettiğimiz maddelere geçiyoruz. Mersin'in Yenişehir ilçesi hudutları dahilinde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı kesişimindeki Limonlu Kavşağı'nda yapımın başlatılan Katlı Kavşağı'nın isminin Demokrasi Kavşağı olarak belirlenmesi hususunun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim. Evet. Bu konuda görüş beyan etmek isteyen var mı? Bu teklifi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Demokrasi kavşağı mı olsun yoksa demokrasi ve 15 Temmuz şehitler kavşağı mı olsun? Evet arkadaşlar.
Şehitleri ekleyelim bence. Yani çünkü demokrasi süreçte bizim çocuklarımızın mutlaka sahip çıkacağı bir şey ama 15 Temmuz'da vatan için şehit olan kişileri de eklemek şimdi onlara bir anlam yükleyecektir. Onunla ilgili de bir sonraki meclise bir şey gelecek. Diğer kavşağın ismini öyle yapalım dedik. Bu özellikle evet mezarlığın orayı öyle düşünelim dedik. Tamam. Peki oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar gündem maddelerimiz tamamlandı. Dilek ve temennilerde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Sayın Başkan, çok değerli üyeler. Öncelikle sıcak asfalt için teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ancak bu sate kaplama herhalde mucur sıkıntısı varmış. Onun ne zaman çözüleceğini inşallah kıştan önce yapılırsa ilçelerimizin hepsi, belki MHP'li belediyelerimiz söyleyemez. Ben onlar adına da konuşuyorum. Teşekkür ettik. Meclisimize de teşekkür ediyorum bu konuda. Evet, Sayın değerli Başkan. Arkadaşlar, özellikle kırsal kesimde yolları bu yıl sonuna kadar bitireceğiz dedik. İnşallah o hedefimiz gerçekleşecek. Belki çok az bir bölümde eksik kalmış olabilir ama hedefimiz tamamını bitirmek. Bu hedefe kent içi yollar dahil değil. Onlar ekstra durum. Ama dediğim gibi bu yıl sonuna kadar kırsalla ilgili bütün problemi, yol problemini çözeceğiz. Bu yıl bildiğiniz gibi havalar çok kurak geçti. Gerçekten çok büyük şikayetler de alıyoruz ama bütün gayretlerimize rağmen sorunun çözümü tam manasıyla gerçekleşemiyor. Aksıfat var Erdemli'nin üstünde. Oradan biz saniyede 300 litre su alıyorduk. Şu anda 50 litrenin altına düştü arkadaşlar. Yani sondaj vuruyorsunuz, sondajlar netice vermiyor. Daha evvel söyledim, 40 küsür sondaj yapmışız, 5-6 tanesinde su bulabilmişiz. Ve bunlar da öyle az buz sondajlar değil, 150 metre ile 200 metre arasındaki sondajlar. Su kaynakları kurudu. Yani mesela Cehennem Deresi'nden Gözne'ye gelen su, biz göreve gelmezden önce Soğucağı, Bekir Alanı'na ve Sarnıç'a ilave edilmiş. Daha sonra Ayva Gediği de buraya dahil edildi. Oradaki gölet rehabilite edilerek. Ama maalesef bunlara takviye kaynaklar da yapıyorduk. O kaynaklar da kuruduğu için bu sene çok büyük bir sıkıntı çektik. Temennimiz inşallah önümüzdeki yıl biraz daha yağışlı geçer. Ama bu arada biz yapabileceğimiz her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi alacağız. Vatandaşımızı bundan sonraki yıllarda inşallah bu su sıkıntısıyla karşı karşıya getirmeyeceğiz. Tabii bu sadece içme suyu olarak kullanılmış olsa belki bu kadar sıkıntı çekilmeyebilir. Maalesef yaylalarda insanlar özellikle kırsal kesimde bahçelerinde bu içme suyuyla suluyor. Dolayısıyla bir bölüm susuzluk çekerken bir bölüm diğerlerinin hakkına da tecavüz etmiş oluyor. Bu konuda defalarca uyarılar yapıyoruz. Hepimiz Müslümanız. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diye bir düsturumuz var. Ama buna rağmen vatandaşların bu konuda duyarlı olmaması nedeniyle bir kısmı sudan yeterince faydalanırken diğer kısmı maalesef susuzluk çekiyor. Hatta bir köy var misal 5-6 bölüm 3-4 tanesi suyu kullanıyor, diğerleri kullanamıyor. Alt kısımdakiler suyu kullanıyor, depolardan daha kolay faydalanıyorlar.
üst kısımlarda belki yeni depolar yapmamız gerekecek. Ama bunlar da ha deyince hemen bugünden yarına olabilecek işler değil. Her şeye rağmen Silifke Mersin merkez arasında su envanterini çıkarttırdık. Bu sulardan nasıl faydalanabiliriz? Bugün çektiğimiz sıkıntıları nasıl asgariye indirebiliriz? Bunun çalışmaları yapılıyor. Tabii diğer taraftan da Tarsus ve Silifke'nin batısındaki ilçelerimizin su kaynaklarıyla ilgili envanter çalışması yapılacak ve bu envanter neticesinde de Mersin genelindeki su kaynakları tespit edilmiş olacak. Bunların miktarı tespit edilecek. Nerelerde nasıl faydalanılabilir? Bunlar tespit edilecek ve inşallah dediğim gibi bir daha bu sıkıntıları ileriki yıllarda çekmeyiz diye ümit ediyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bu yaz yaşanan kuraklık nedeniyle kırsal kesimde meydana gelen su sıkıntısı gündeme geldi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, kuraklık nedeniyle su kaynaklarının kuruduğunu ve kırsalda su sıkıntısı yaşandığını belirterek tüm çabalara karşın sorunu tam anlamıyla çözemediklerini söyledi. Bu yıl bildiğiniz gibi havalar çok kurak geçti. Gerçekten çok büyük şikayetler de alıyoruz ama bütün gayretlerimize rağmen sorunun çözümü tam manasıyla gerçekleşemiyor. Aksıfat var Erdemli'nin üstünde. Oradan biz saniyede 300 litre su alıyorduk. Şu anda 50 litrenin altına düştü arkadaşlar. Yani sondaj vuruyorsunuz, sondajlar netice vermiyor. Daha evvel söyledim, 40 küsür sondaj yapmışız. 5-6 tanesinde su bulabilmişiz. Ve bunlar da öyle az buz sondajlar değil. 150 metre ile 200 metre arasındaki sondajlar. Su kaynakları kurudu. Yani mesela Cehennem Deresi'nden Gözne'ye gelen su biz göreve gelmezden önce Soğucağı, Bekir Alanı'na ve Sarnıç'a ilave edilmiş. Daha sonra Ayva Gediği de buraya dahil edildi. Oradaki gölet rehabilite edilerek. Ama maalesef bunlara takviye kaynaklar da yapıyorduk. O kaynaklar da kuruduğu için bu sene çok büyük bir sıkıntı çektik. Temennimiz inşallah önümüzdeki yıl biraz daha yağışlı geçer. Ama bu arada biz yapabileceğimiz her türlü tedbiri alacağız. Her türlü önlemi alacağız. Vatandaşımızı bundan sonraki yıllarda inşallah bu su sıkıntısıyla karşı karşıya getirmeyeceğiz. Tabii bu sadece içme suyu olarak kullanılmış olsa belki bu kadar sıkıntı çekilmeyebilir. Maalesef yaylalarda insanlar özellikle kırsal kesimde bahçelerinde bu içme suyuyla suluyor. Dolayısıyla bir bölüm susuzluk çekerken bir bölüm diğerlerinin hakkına da tecavüz etmiş oluyor. Bu konuda defalarca uyarılar yapıyoruz. Hepimiz Müslümanız. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diye bir düsturumuz var ama buna rağmen vatandaşların bu konuda duyarlı olmaması nedeniyle bir kısmı sudan yeterince faydalanırken diğer kısmı maalesef susuzluk çekiyor. Hatta bir köy var misal 5-6 bölüm 3-4 tanesi suyu kullanıyor, diğerleri kullanamıyor. Alt kısımdakiler suyu kullanıyor. Depolar dan daha kolay faydalanıyorlar. Üst kısımlarda belki yeni depolar yapmamız gerekecek. Ama bunlar da ha deyince hemen bugünden yarına olabilecek işler değil. Her şeye rağmen Silifke Mersin merkez arasında
su envanterini çıkarttırdık. Bu sulardan nasıl faydalanabiliriz? Bugün çektiğimiz sıkıntıları nasıl asgariye indirebiliriz? Bunun çalışmaları yapılıyor. Tabii diğer taraftan da Tarsus ve Silifke'nin batısındaki ilçelerimizin su kaynaklarıyla ilgili envanter çalışması yapılacak ve bu envanter neticesinde de Mersin genelindeki su kaynakları tespit edilmiş olacak. Bunların miktarı tespit edilecek. Nerelerde nasıl faydalanılabilir? Bunlar tespit edilecek ve inşallah dediğim gibi bir daha bu sıkıntıları ileriki yıllarda çekmeyiz diye ümit ediyorum. Başkanım, şimdi perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Yani bu kış kurak geçti. Dediğiniz bölgelerde özellikle Soğurcak olsun, Bekir Alanı bölgesinde kuyularda su bitince şimdi dönüşümlü veriliyor. Haftada yani birkaç günde bir su geliyor. Ayva yediği olsun, Gözne olsun. Yani MESKİ neden önlemini almadı? Niye pompalara ilave mi yapması gerekiyordu? Çünkü Cehennem Deresi'nde su çok. Oradan gelen yani bir ilave yapılıp takviye yapıp güçlendirilemez miydi? Şimdi, şu an vatandaş cezalandırıldı yani yaylalarda gerçekten şimdi rahat edilmiyor. Biz göreve geldikten sonra Cehennem Deresi'ne takviye pompa koyduk. Ancak bu yıl olağanüstü bir durum yaşandı. Hatta elimizde arıza yapacak pompalara yönelik yedek pompalarımız da var. Yani bu konuda MESKİ üzerine düşeni yaptı ama şimdi yukarıdan aşağıya doğru dediğim gibi önce Gözne ve Soğucak Bekir Alanı Sarnış'a verilen su daha sonra ilavelerle başka yerlere verildi. Tabii ilaveyi yaparken o su yeterli gelmiyor. O zaman o bölgedeki kaynakları değerlendiriyorsunuz. O kaynaklar kurudu. Yani elbette hiçbir mazeret ortadaki problemi kaldırmıyor, gidermiyor ama bu yıl ekstrem bir durum yaşandı. İnşallah dediğim gibi gelecek yıllarda bu durum yaşanmaz. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı Ağustos ayı toplantısının birinci birleşimi Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında komisyonlardan rapor gelmezken 6 idare teklifi ve gündem dışı 8 teklif görüşüldü. Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan CHP'li meclis üyesi Mehmet Güney ise Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Anonim Şirketi tarafından düzenlenen Susanoğlu plajında yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Özellikle ben Susanoğlu'nda 15 gündür oradayım. Belediyenin şezlongları, şemsiyeleri var. Ama çalışmıyor. Vatandaş büyük şikayetçi. Bunun yanında özel şahıslar yine açmışlar. Ben hepsini tek tek gezdim. Birinin 24 tane, birinin 27 tane, birinin 35 tane, birinin 17 tane şemsiyesi var. Ve full. Belediyenin hiç ben daha 10 tane şemsiyesinin dolu olduğunu görmedim. Ve oradaki işte belediyedeki çalışan çocuklarla konuşuyorum, sohbet ediyorum. Diyorlar ki, abi üstleri biz vatandaşla kavga ediyoruz. Vatandaş kiraya veriyormuş, orada da tuvalet, duş bedava diyorlarmış. Vatandaş geliyor bizle kavga ediyor diyor. Sanki ortada duruma bakınca belediye sanki özellikle sahiller sahipsiz. Hani Deniz Kızı şirketi ya belediye bu işi yapamadı da müteahhite verelim der gevası var. O kadar sahipsiz ki çocuklar orada. Biz her gün burada kavga ediyoruz diyorlar. Vatandaş da diyor ki şahıs 20'ye veriyor da niye belediye 30? İşte burada büyük çelişki var ve çocuklar belediye 30'a vermiyor, 15'e veriyor. Hayır, 30. Hayır. Hayır. Çifti hayır. Mi? Çifti tabii. Tek şemsiyeden bahsediyorum. Tek şemsiyeden bahsediyorum zaten. Tek şezlongu vermiyorlar zaten. Çift tek şemsiye. Tek şemsiye 30. Şimdi hani sanki burada başarısız olsun şirket bu çalışmalar gibi. Tabii bunu kendi aramızda da tartışmamız lazım. Yani bu konuda ilk başta bir yanlış hadise yaşandı. O yanlış hadisede de maalesef biz yalnız kaldık. Onun detayını daha dar çerçevede konuşabiliriz.
Evet. Yani özellikle sahiller çok pis orası, çok pis yani oturacak şekilde değil. Yani ona dikkat edilse başkanım. İşte size destek vermezlerse gelir birileri oraları işgal eder. Belediyenin emniyet gücü yok. Zabıta da bir yere kadar. Zaten zabıta sayısı çok yeterli değil. Onun yetkisi de etkisi de bir yere kadar oluyor. Ama öbür tarafta evet buyurun. Sayın Başkanım, kıymetli meclis üyesi arkadaşlar. Ben şirketleri denetleme komisyon başkanıyım. Cuma günü biz buradan meclisten çıktıktan sonra Muhammed Bey ile beraber Susanoğlu'ndaki şezlongları ve oradaki görevlileri ziyaret ettik. Hem bir kontrol amaçlı olsun dedik. Hatta kabaca şezlongları saydık. 182 tane şezlong doluydu. İlk raporu aldık. Çocuklar 182'sinin de faturasını kesmişler, fişlerini kesmişler. Kasalarındaki bakiyeleri de tutuyordu. Yan tarafta bir kasa daha var. Onu da kontrol ettik. Çift kasa koyulmuş Susanoğlu'na. Onda da hemen hemen aynı şey. Ve sorumluları çağırdık. 3-4 tane saha bölüm sorumlusu ve tek bir tane de alan sorumlusu var. Bir sıkıntı olup olmadığını sorduk. Hiçbir sıkıntıları olmadığını söylediler. Biz de oradan ayrıldık. Diğer koydakilere bakmaya gittik. Onu da bilgi vereyim diye söz aldım. Tabii bu tür şikayetler zaman zaman geliyor. Onu da kabul etmemiz lazım. Ama dediğim gibi bir taraftan zabıta yeterli değil. Zabıtanın etkisi güvenlik kuvvetleri gibi olmaz. Oradaki yanlış düzeni düzeltmeye çalışıyorsunuz. Yılların alışkanlığını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Bunun belli bir mücadelesi de oluyor, olacak. Ama dediğim gibi inşallah bu yıl ilki yaşandı. Bu yılki tecrübelerle bundan sonraki yıllarda aynı sıkıntılar çekilmez diye ümit ediyorum. Mersin'in merkez ilçelerinden Mezitli Belediyesi tarafından kurulan kadın üretici pazarı kadınlara umut ışığı olmaya devam ediyor. Kadınların istihdam edilmesi ve ekonomik özgürlüklerini sağlamak için ilçenin çeşitli mahallelerinde açılan kadın üretici pazarlarında tezgah sahibi olan kadınların büyük bir kısmı köylerden gelerek kendi ürettikleri ürünleri satıyor. Organik ve kadınların el emeği ürünlerinin yer aldığı pazarlar gerek kalitesi gerekse uygun fiyatlarıyla tüketicinin dikkatini çekiyor. Kendi ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı bulunmanın gururunu yaşayan kadın üreticiler ilgiden büyük memnuniyet duyuyor. Kadın üretici pazarında çay ve kahve yapıyorum. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Ayrıca üniversite mezunuyum. Burada çalışmaktan çok memnunum. Armut satıyorum, incir satıyorum. Kendi ürettiğimiz ürünlerimizi satıyoruz. %100 doğal mı hepsi? Doğal, doğal. %100 doğal. Mersin'in Erdemli İlçe Belediyesi tarafından hayata geçirilen Limon Çiçeği Projesi ile ilçede bulunan bakıma muhtaç yaşlı ve engelli vatandaşların evlerinin bakım ve temizliği yapılıyor. Proje kapsamında önceden belirlenen ailelerle ilgilenen proje çalışanları ailelerin evlerini temizliyor, yemeklerini veriyor, berber tarafından saç sakal tıraşları yapılarak yaşama tutunmaları sağlanıyor. İlçeye bağlı Kızılen Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Hüseyin Sapmaz ve 80 yaşındaki Zala Sapmaz çiftinin evlerinin temizliğine katılan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Toldu, yaşlı çiftle yakından ilgilenerek çalışmaları inceledi. Dur başkanım, acele etmeyin. Bak etmez, temizlik yer çok çıkar ya. Ya parayı var sokmuş bırak. Şu şeyler de kaldırmamız lazım arkadaşlar. Şu şey ne? Çeyiz. Çeyiz mi? Ondan sonra atalım ya. O çok önemli dedi başkanım, bunları atalım. Ne? Onun için manevi bir değeri var valla. Ama şu anda bu. Kızılen Mahallesi'ndeyiz. Biz 71 mahallenin Büyükşehir Yasası'yla birlikte Erdem Muhtesi'ne giren 71 mahallenin bir yandan fiziki yapısını düzeltirken bir yandan sosyal projelerle insanlarımızın dar gününde, sıkıntılı günde yanında olmaya gayret ediyoruz. Şu anda malumunuz çok sıkıntı içerisinde olan yaşlı, bakıma muhtaç iki tane insanımızın
evinin önündeyiz. Arkadaşlarımız şu anda hem yaşlarımızın bakımını yapıyorlar, onların kişisel bakımlarının yanında evlerinin temizliğini, yemeklerinin yapılmasıyla alakalı ciddi bir gayretin içerisindeler ve şunu uygulamaya çalışıyoruz. İnsanımızın yaşadığı her yerde Erdemli Belediyesi'nin güçlü yapısını görmek mümkün. İşte sözün başında ifade ettiğim gibi bir yandan kentin fiziki yapısını düzeltirken, kentin fiziki yapısını belli bir noktaya getirirken, kentte yaşayan insanlarımızın da her türlü ihtiyaçlarını gidermenin gayreti içerisindeyiz. Biz dedik ya, insanımızın yaşadığı her yerde Erdemli Belediyesi'ni görmek mümkün. Camilerimizi arkadaşlarımız temizliyorlar. Bakıma muhtaç olan insanlarımız, arkadaşlarımız bakımlarını yapıyorlar. Yani kişisel tırnağından tutun, saç tıraşına kadar, sakal tıraşına kadar, banyosuna kadar her türlü medeni ihtiyaçlarını arkadaşlarımız karşılamanın gayreti içerisinde biz şunu ya uygulamaya ve sağlamaya çalışıyoruz. Erdemli yaşayan bir tek bireyimiz kendisini sahipsiz asla hissetmemeli. Fakat zaruret içerisinde olan bir tek insanımız kendini yalnız hissetmemeli. Ve biz Erdemli Belediyesi'nin güçlü yapısını, Erdemli Belediyesi'nin şefkatli kolları, insanımızın yaşadığı her yerde insanımıza uzanan bir el, insanlarımıza sıcak bir gülümsemeyle insanlarımızı karşılayıp insanlarımızın her türlü ihtiyaçlarının gidermesine gayret ediyoruz. Projemizin adı Limon Çiçeği Projesi. Şu anda 71 mahallemizin 71'inde de arkadaşlarımız faaliyet içerisinde de. Yani şu anda belki dedik ya, insanların ihtiyaçları çeşitlilik gösteriyor. Bu çeşitliliğin tamamını şu anda saymak mümkün değil ama biz sözün özü, insanın yaşadığı her yere Erdemli Belediyesi'nin hizmetini götürmenin gayreti içerisinde oluyoruz. Belediyemizden Allah razı olsun, geldiler, amcanın halini gördüler. Temizlikçileri temizlik yapıyorlar. Bir temizlik yapacak bir durumu yok şu anda ama yine de belediyemizin işçileri yapıyor. Başkanımız geldi, gördü, baktı, işçilerini temizliği yaptırıyor. Memnunuz. Çok güzel bir uygulama. Allah razı olsun. Mersin'in Mezitli İlçe Belediyesi'nin başlatmış olduğu ve üniversite öğrencilerine maddi destek sağlanmasını içeren Mezitli'nin Filizleri Projesi önümüzdeki eğitim döneminde de devam edecek. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, projeye katılan firma, dernek ve sitelerin girişlerine teşekkür tabelası çaktı. Mezitli Belediyesi'nin üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla başlatmış olduğu Mezitli'nin Filizleri Projesi ilçeye yayılmaya başladı. Mezitli Kart desteğiyle gerçekleştirilen projede üniversite öğrencilerine eğitim desteği verecek olan Tekno Kids ve Dimax Mobilya, Eren Sitesi, Mezitli Çevresini Yeşillendirme Derneği ve Mezitli Down Cafe'ye Başkan Neşet Tarhan tarafından teşekkür tabelası çakıldı. Mezitli Belediyesi olarak yeni bir projeye başlıyoruz. Bunun adı Mezitli'nin Filizleri Projesi. Kısaca amacı, Mezitli'de okuyan, üniversitede okuyan muhtaç öğrencilerimize mali destek sağlamak. Belediye olarak zaten biz her yıl 4 yıllık devlet üniversitesini kazanan her Mezitli'li öğrencimize ayda 100 lira yardım yapıyoruz. Elbette ki bu rakam küçük ve sayısal olarak da tabii yeterli değil. Gönlümüz ister ki Mezitli dışına da yardım edelim ama Mezitli'de kazanan her öğrenciye bu yardımı yapıyoruz 9 ay süresince. Ayrıca da gönüllü olan site sahiplerine, site sakinlerine, site yönetimlerinden, iş yeri sahiplerinden de buna destek vermelerini istiyoruz. Mezitli'de en az bir öğrenci okutsunlar diyoruz. En az 100 lira ayda versin diyoruz ama zaman zaman bu rakamı tabii sorumlu vatandaşlarımız, site yöneticilerimiz daha üstünde veriyorlar. Kendiler belirliyor bu öğrenciyi. Bizim parayla ilgimiz yok. Onlar kendiler öğrenciyi biliyor ve desteği sağlıyorlar. Ama talep ederlerse bizden, biz de öğrenci konusunda kendilerine bildiriyoruz. Ve bu ağı genişletmek istiyoruz Mezitli'de. Bir sosyal sorumluluk projesi olarak bir dayanışma içerisinde bir aidiyet duygusunu geliştirmek istiyoruz. Site olarak öğrencileri destekliyoruz maddi manevi. İşte bu işi bir Akif hocamız öncelik yapıyor. Sağ olsun, ablam da yardım ediyor, Asuman Hanım. Ama bir şey söylemek istesem buyur, ben dilimle. Gerçekten yani bu konuda özellikle başkanımızı çok takdir ediyoruz. Yani beklentimizin çok çok üstünde.
hizmetlerini gördük. Bu konuda da yani ayrıca teşekkür ediyoruz. Çok etkinlikler olsun, yani sosyal şey, faaliyetlerde olsun. Yani mezitimiz çok değişti. Sitemizde öğrenci var mı? Bu uygulamayı diğer sitelere de teşvik etmek için onlara gidiyoruz. Tabii ki. Öğrenci var mı peki? Şu an var. Öğrenci var ama burada değiller şu an. Herkes tatilde. Üç dairemiz var. İkisi burada, bir tanesi karşıda. Yani o öğrencilere de artı eksi yardımı biz olalım, arkadaşlar olsun, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani zaten evet. Başkanımıza haber gönderdi, o da gerekli yardım yapıyor zaten. Evet, sağ olsun. Buyurun başkanım. Şu anda Mezitli Atatürk Mahallesi'ndeki Eren sitesindeyiz. Eren sitesindeki arkadaşlar sağ olsunlar bizim çağrımızı ciddiye aldılar. Geçen yıl aslında bu başlamıştı. Fakat bugün başlıyor bu projenin asıl başlangıç tarihi olarak biz bugün kabul ediyoruz. Çünkü bugünden itibaren duyurusunu yapacağız. Önümüzdeki öğretim döneminde de üniversite öğrencilerimizi mali yönden desteklemek istiyoruz. Belediye olarak biz doğrudan bu işin içerisinde değiliz. Belediye sadece aracılık yapmakta ama burada sosyal sorumluluk duygusu içerisindeki olan vatandaşlarımızın site sakinleri, apartman sakinleri olsun, iş yeri sahiplerine çağrı yaptık. Tüm Mersin'de, Mezitli'dekilere gelin öğrenci okutalım, sizler de yardımcı olun. En az 100 lira olmak üzere ayda. Bir yıl süreyle de olsa, iki yıl süreyle de olsa ne kadar istiyorsanız destek verindik. Zaten biz Mezitli Belediyesi olarak her yıl üniversiteyi kazanan, 4 yıllık üniversiteyi kazanan Mezitli'de oturan tüm öğrencilere her ay 100 lira olmak üzere karşılıksız 9 ay süreyle veriyoruz. Elbette ki bu 100 lira çok cüzi bir rakam. Site sakinleri de 100 ve daha üzerinde, hatta bu site daha üzerinde bizim verdiğimizin çok üstünde bir rakamla geçen yıldan beri bu desteği sağlamakta bir öğrenciye. Biz de bilmiyoruz kim olduğunu, zaten sormuyoruz. Kendileri istediği bir öğrenciye verebiliyor. Belediye herhangi bir maddi ödeme kimse yapmıyor. Belediye buna öncülük yapmıyor. Belediye bunun içinde doğrudan değil, katalizör rolü oynamakta. Bu projeyi tüm Mezitli'deki, Mersin'deki sorumluluk sahibi insanların desteklemesini istiyoruz. Hepimiz öğrenci olduk, üniversitede okuduk. 20 liranın, 30 liranın dahi dolmuş parasını karşılamanın bile ne kadar önemli olduğunu, özellikle kız çocuklarımız için mali yönden destek olmadığı zaman bazı yanlışlıkların yapıldığını basından her zaman görüyoruz. Bunu önlemek için dar gelirli öğrencilerimize bizlerin destek olması gerekir. Yanlış odakların destek olmasını önlememiz gerekiyor. Bu bağlamda ben bugün burada Eren Sitesi Başkanı'na, yine yöneticilerine, Asuman Hanım'a, Filiz Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Bu davranışın, bu örnek davranışın tüm Mezitli'deki ve Mersin'deki sitelere, apartmanlara ve iş yerlerine örnek olmasını diliyorum. Mersin'in Anamur İlçe Belediyesi yıkım ekipleri ilçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Avanoz Yaylası'ndaki kaçak bir binayı saniyeler içerisinde yerle bir etti. 3 katlı binanın yıkım anı amatör bir kamerayla görüntülendi. Alınan bilgilere göre üst kısımlarının duvarları kısmen yıkılan binanın taban kolonları inceltilerek direnci düşürüldü. Daha sonra tek yöndeki kolonları iş makinesine bağlayarak çekilen bina saniyeler içerisinde yıkılarak yerle bir oldu. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü son 10 yılda kendi fidanlıklarında 89 milyon 463 bin fidan üreterek toprakla buluşturdu. Mersin Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Tarsus Orman Fidanlığı'nı ziyaret ederek fidan üretimi ve bakımlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Bölge Müdürü Yılmaz, Tarsus Orman Fidanlığı Müdürü Mehmetcan Yüksel'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Fidanlık Müdürü Yüksel, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2016 yılında 8 milyon adet fidan üretimi programına aldığını ve Mersin'de bu yıl 143 farklı türde fidan üretimi yapıldığını bildirdi. Yüksel, fidanlıklarda sedir, karaçam, kızılçam, ardıç gibi asli orman fidanlarının yanı sıra alıç, üvez, kuşburnu, ahlat gibi yaban hayatı için önemli olan fidan türleri, Orman Genel Müdürlüğü tarafından dikimi yaygınlaştırılmaya çalışılan ceviz, badem, harnup gibi katma değeri yüksek olan gelir getirici türler, boylu ve formlu çınar, akça ağaç, limoni servi gibi park ve bahçe peyzajlarında kullanılan türleri de ürettiklerini belirtti.
Yüksel, son 10 yılda fidanlıklarımızda 89 milyon 463 bin fidan üretimi yapılmış ve bu fidanlar Mersin ve civar illerde toprakla buluşturulmuştur, dedi. Bölge Müdürü Yılmaz ise bakanlığımız ve genel müdürlüğümüzün hedef ve politikaları çerçevesinde bölgemizde yapılan endüstriyel plantasyon çalışmaları için fidanlığımızda mevcut olan 3 adet iklim kontrollü seralarımızda yıllık 150 bin adet klonal okaliptus fidanı üretimi yapılmaktadır. Tür çeşitliliğinin artırılması ve yöreye uygun türlerin yaygınlaştırılması konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapan müdürlüğümüz her geçen gün kapasitesini ve donanımını artırmaktadır, dedi. Eski oyuncularıyla anlaşma zemini arayan Mersin İdman Yurdu, şimdi de genç oyuncularıyla kriz yaşamaya başladı. Bu sezon Başkan Hüseyin Çalışkan'ın Mersinli teknik adamlara ve Mersinli genç oyunculara dönüş projesi hayal kırıklığıyla sonuçlanmak üzere. Bu sezon U21 kadrosunda bulunan yetenekli oyuncuları profesyonel yapan ve A takıma alan Kırmızı Lacivertliler'de bir darbede şimdiki genç oyunculardan geldi. Şu anda bu sezon PTT 1. Lig kadrosunda yer alacağı düşünülen 7-8 oyuncu kendilerine verilen maç başı ve peşinat ücretlerini beğenmedi ve itiraz etti. Oyuncuların bu şartlar altında idmana bile çıkmak istemedikleri iddia edilirken, istedikleri rakamın verilmemesi halinde Kızılca Hamam'da yapılması düşünülen ikinci etap kampına futbolcular katılmayı düşünmediklerini öne sürdüler. Kırmızı Lacivertli yönetimin genç oyunculara aldıkları asgari ücretin dışında 2000 Türk Lirası maç başı ve 10.000 lira peşinat teklif edildiği öğrenilirken futbolcuların özellikle peşinat konusunda ciddi bir iyileştirme bekledikleri kaydedildi. Bu teklif futbolcularla yapılan toplantı esnasında genç oyuncular adına konuşan Serol Demirhan tarafından yönetime bildirildi. Futbolcuların razı edilmesi için futbolcu başına en az 40 ya da 50 bin Türk Lirası peşinat verilmesi gerekiyor. Öte yandan kulüpte çalışan teknik personelin de uzun süredir maaş alamadıkları ve maaşlarının ödenmemesi halinde Kızılca Hamam kampına katılmayabilecekleri de iddia edildi. Mersin İdman Yurdu 2014-2015 ve 2015-2016 sezonlarında kadroda yer alan ve geçtiğimiz sezonun devre arasında karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedilen Bulgaristan A-Milli takımının da kalesini koruyan Nikolay Borislavov Mihailov'la bir yıllık anlaşma yaptı. Mersin'e gelen oyuncuyla yapılan görüşmeler neticesinde Mihailov kendisini tekrar Mersin İdman Yurdulu yapan sözleşmeyi imzaladı. Mihailov daha önce Liverpool, Twente ve Halles Verona takımlarında forma giymişti. Diğer taraftan geçen sezon kadroda yer alan ancak sezon sonunda sözleşmesini tek taraflı fesheden Hakan Olkan tekrar kendisini Mersin İdman Yurdu'na bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Mersin İdman Yurdu Hakan Olkan'la Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu nezdinde açmış olduğu davadan da feragat etti. Hakan Olkan, Macit Özcan Spor Tesislerinde yapılan antrenmanda yer alırken kaleci Mihailov eşyalarını getirmek üzere Bulgaristan'a gitti. Mihailov 2 gün içerisinde takımla birlikte antrenmanlara başlayacak. Spor Toto 3. Lig 3. grupta mücadele edecek olan Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Önder Ege, Tarsus'taki iş adamlarından takıma destek vermelerini istedi. Önder Ege, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can'ın Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü'nü tüm şehrin takımı yapma projesinin sonucu olarak 20 Haziran 2016'da göreve geldiklerini ve çalışmalarını hem yeni sezona hazırlık hem de iyi bir kadronun oluşturulması hem de yeniden yapılanma olarak devam ettirmekte olduklarını bildirdi. Şehir takımı olmak için taraftarların yoğun bir şekilde istediği şehir stadyumunu kiraladıklarını ve siyasi partilerin Tarsus teşkilatını ziyaret ettiklerini, sivil toplum kuruluşlarına da ziyaretlerinin devam etmekte olduğunu ve olumlu karşılandıklarını belirten Önder Ege, Mersin'de de ziyaret ve temaslara başlayacaklarını vurguladı ve şunları kaydetti. Unutulmamalıdır ki Tarsus İdman Yurdu ve Mersin İdman Yurdu olarak Mersin'in 2 profesyonel takımı vardır. Mersin İdman Yurdu Futbol Kulübü'ne destek arayışları her kademede devam ederken Tarsus İdman Yurdu da unutulmamalıdır. Burhanettin Kocamaz, Tarsus İdman Yurdu sürecini yakından takip etmekte ve şehir takımı olma projesini desteklemektedir.
Bu çerçevede Mersin ve Tarsus'ta faaliyet gösteren bütün ticari kuruluşları kulüplerimize destek olmaya çağırıyoruz. Ayrıca kapalı tribündeki şeref tribünü üzerindeki koltuklara ait kombine biletlerimiz 8 Ağustos 2016 pazartesi günü 900 liradan belirlenen fiyat üzerinden satışa sunulmuştur. 900 TL'den 900 kombine bilet satma hedefimiz vardır. Bu hedef bütçenin getirdiği bir gerçekliliktir. Ayrıca reklam, sponsorluk gibi araçlarımız da devam etmektedir. Türkiye'nin içinde bulunduğu zor dönemde sporun birleştirici gücünden yararlanalım. Hedefimiz 1923 tarihli bu büyük camiayı layık olduğu yerlere taşımaktır. Hedef 100. yılımızda 2023'te Süper Lig'dir. Hadi gelin el ele verelim ve basamakları hep birlikte çıkalım dedi. Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Toroslar Belediyesi Bayan Basketbol Takımı bu yıl Mersin'i Bayan Basketbol Ligi'nde temsil edecek. Son günlerde ve son dönemlerde ortaya koymuş olduğu güzel oyunla Mersin'i Anadolu ve Türkiye şampiyonalarında başarılı bir şekilde temsil ederek kupalar kazanan Toroslar Belediye Spor Kadın Basketbol Takımı, antrenörler Mehmet Alagöz ve Oğuz Çetin'le birlikte Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tunay'ı makamında ziyaret etti. İstanbul'daki NBA seçmelerine gidiyor. Amerikan Profesyonel Ligi'ne gidecek. Oradan da Amerika'ya götürecekler. Aynı zamanda 3-4 tane oyuncumuz Mersin'de değil, 4 sporcusu arasına girdi. İlk arasına gittiler. Aydın, Niğde ve Adana'ya gittiler. Orada da derece elde ettiler. Toroslar Belediye Spor Kulübü bünyesinde barındırdığımız genç kızlarımız ve yıldızlar olarak kategorize ettiğimiz takımımız hakikaten 4-5 yıldır belli aşamadan, ilk başta belki çok bir araya gelmemiş, çok küçük yaşta olmalarına rağmen 4-5 yılın içerisinde emekle geldikleri nokta ortada. Artık Türkiye finallerine kadar yükselen bir takıma sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kızlarımız tamamen bizim bölgemizin basketçi kızları. Bu spora heves etmiş, hocalarımızın da büyük ve büyük emek ve özverileriyle hakikaten bir takım olmuş, takım ruhu. Birlikte olma ruhu ve bir arada yürüme basketbol branşında inşallah ikballerini de birlikte yapmayı hedefleyen güzel, özel bir takımımız. Bu takımımız inşallah bu yıl Bal Ligi'nde mücadele etme şansı bulacaklar. Daha sonra profesyonel lig olmak suretiyle Toroslar Belediye Spor olarak biz de basketbolun kızlar bölümündeki bu planladığımız yolu inşallah nihayetlendireceğiz. Ben tabii kızlarımıza şunu da söylüyorum, sporla birlikte eğitimi de inşallah eşgüdüm içerisinde yürütecekler. Başarılı okullarını devam ettirirken başarılı sporculuk yanlarını da daha da taçlandıracak. İkisi bir arada yürürse bizim de hedeflediğimiz gençlere yönelik programımız buydu. İnşallah bu gençler bunu hocalarımız nezaretinde çok iyi bir şekilde yürütecekler. Mehmet hocamıza, Oğuz hocamıza ve kızlarımıza ben bundan sonraki basketbol branşında Bal Ligi'nde sürdürecekleri bu mücadelede başarılar diliyorum. Allah yollarını, bahtlarını açık eylesin. Mersin'in Toroslar İlçe Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği köyler arası futbol turnuvasında yarı finalistler belirlendi. Bu yıl 9.sü düzenlenen ve 37 takımın katıldığı turnuvaya çeyrek final müsabakalarıyla devam edildi. Hafta sonu Güneykent Mahallesi Anafartalar Spor Kompleksi'nde Çağdaşkent Mahallesi 3 Ocak Stadyumu'nda oynanan çeyrek final maçlarında Arpaç, Çavuşlu, Kavaklı Pınar ve Güzel Yayla takımları yarı finale isimlerini yazdırdı. Yarı final maçları 13 Ağustos Cumartesi günü saat 15'te Arpaç Çavuşlu, saat 17'de ise Kavaklı Pınar Güzel Yayla takımları arasında Ayva Gediği Mahallesi futbol sahasında oynanacak.